Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte altcoin'lerin neden düştüğünü, nerelere kadar düşebileceğini, yükselişin gelip gelmeyeceğini, hangi seviyelerden itibaren yükselişin başlayacağını birlikte değerlendireceğiz. Arkadaşlar daha önce çizmiş olduğumuz bu total grafiğini görüyorsunuz. Yine bu grafiği daha önceki yayınlarımızda birlikte çizmiştik arkadaşlar. Üzerine herhangi bir ekleme yapmadım. Bir önceki yayınımızda burada bir Tobo formasyonu oluştuğunu, Tobo formasyonunun boyun çizgisinin 1.180 trilyon dolardan geçtiğini, bu seviyenin kırılmasıyla birlikte hedefinin 1.5 trilyon dolar civarlarına kadar olabileceğinden bahsetmiştim. Ancak bu bölgenin bir direnç bölgesi olduğunu, altcoin'lerin buralardan satış yeme ihtimalinin yüksek olduğunu, altcoin'lerde bir düşüş gelse de rahat olmamız, temkinli olmamız gerektiğini size belirtmiştim arkadaşlar. Dediğimiz gibi de bu trendin üzerine atmaya çalışsa da bakın arkadaşlar üzerine atamadı. Üzerinde herhangi bir günlük kapanış yapamama sebebiyle dirençle karşılaştı ve yükseliş trendine doğru aşağı doğru gelmektedir. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu bizim yükselen trendimiz. Yükselen trendimiz burada kırıldı. Biz stop olduk. Yükselen trendin üzerine geçmesiyle birlikte tekrardan mala girdik. Yükseliş trendimiz tekrardan aşağı doğru kırılmadığı sürece kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü ben bu görüntünün kırılmayacağını, yükselişlerin kaldığı yerden 1-2 gün içerisinde tekrardan başlayacağını, hatta yükselişin daha sert olacağını düşünüyorum. Çünkü burada bir sıkışma var arkadaşlar. Bakın defalarca kez bu bölgeyi deniyor, kıramaması üzerine aşağı geliyor ve tekrardan kanalın içine girmek suretiyle bu bölge kırılım denemeleri yapıyor. Bir şekilde bu bölgeyi kıracaktır ve 1.5 trilyon dolarlara kadar gidecektir arkadaşlar. Buradaki sıkışma sebebiyle de buranın kırılması halinde yapacağı yükselişin çok sert olacağını ben düşünüyorum. İlk hareketinde 1.261'lere kadar ben hızlı bir hareket bekliyorum arkadaşlar. İlk satışın bu seviyelerde gelebileceğini, sonrasında ise kaldığı yerden hedefine doğru gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla altcoin'lerdeki görüntü hala pozitiftir. Yükseliş trendi üzerindeyiz. Bu trend kırılmadığı sürece de altcoin'lerde esaslı bir düşüş beklemeyiz. Arkadaşlar total 2 grafiğimize bakalım. Yani altcoin'leri ilgilendiren altcoin'lerin para grafiğidir bu. Bir önceki baktığımız total grafiğiydi. Toplam piyasa değerini gösteriyordu. Bu da Tether'la birlikte tüm altcoin'lerin para grafiğini göstermektedir. Burada da gördüğünüz gibi bir Tobo formasyonu var. Dipten dönüş formasyonu. Bu dönüş formasyonun boyun çizgisi 613 milyar dolardan geçmektedir. Ancak 613 milyar dolardan önce daha önemli olan bizim bu düşen trendimizdir arkadaşlar. Düşen trend kırıldığında bu 613 milyar dolar 1-2 günlük bize direnç olarak çıksa da sonrasında burayı da aşıp hedefin 800 milyar dolar olduğunu hep birlikte inşallah göreceğiz. Burada da arkadaşlar aynı görüntü var. Milimetrik olaraktan total 2 grafiğimiz düşen trend çizgisine değiyor. Burada dirençle karşılaşıyor ve kafayı aşağı doğru eğiyor. Buralardaki birkaç günlük konsolidasyondan sonra tekrardan kırmak için yukarı geleceğini ve buranın ben kırılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buranın kırılması durumunda hızlı bir şekilde 613-615 milyar dolarlara kadar gideceğiz. Buralarda da birkaç gün satış yememiz halinde yine aynı şekilde konsolidasyonu bunun altında yapıp hızlı bir şekilde yaklaşık 660 milyar dolarlara kadar gidebileceğimizi, buralardan yine satış gelmesi halinde 613 milyar dolarlar retest edilmekle birlikte 800 milyar dolarlara kadar gideceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar yönümüz yukarıdır. Kırılım hala gelmemiştir. Ancak defalarca kez bu bandın denenmesi sebebiyle ben bir hafta içerisinde buranın kırılacağını düşünüyorum. Aynı zamanda total 2 grafiğimizde şöyle bir yükselen trend oluşmuştur. Bu trendinde ben aşağı yönlü kırılacağını düşünmüyorum. Yani bu gördüğünüz düşüş hareketi belki bu trende kadar olacaktır. Sonra bu trende değdiği andan itibaren tekrardan yükselişine devam edecektir arkadaşlar. Görüntülerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Düşüş olması normal. Düşüş olmasının sebebi altcoin grafiklerinin direnç bölgesinde olmasından kaynaklıdır. Bu direnç bölgeleri de kırılmak için vardır arkadaşlar. Yani desteklerde, dirençlerde kırılmak için vardır. Zaten altcoin piyasası yaklaşık olarak %98, %99 düşmüştür. Kırılacak çok da bir şey kalmamıştır aşağılarda. Bundan sonra buralarda daha cesaretli olmak gerekir. Cesaretli olun, elinizdeki malı bu seviyelerden satmayın. Birçoğunuzun zararda olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yani dirence geldim satayım aşağıdan daha ucuza alırım düşüncesi bence bu piyasalarda doğru değil arkadaşlar. Kolay kolay yedirmezler.
Elinizdeki verilere göre yükseliş trendi kırılmadığı sürece kaldığınız yerden devam edin. Bu direnç kırılacaktır ve daha yüksek seviyelere piyasalar gidecektir arkadaşlar. Düşmesinde ben herhangi bir mantık görmüyorum. Çünkü bu piyasaları yöneten kişiler de bir zaman sonra piyasaları yukarı çekmeleri lazım ki yeni para girişleri, yeni müşterilere ulaşabilsinler. Bitcoin'in dominansına bakalım. Arkadaşlar Bitcoin'in dominansındaki görüntü daha güzeldir. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in dominansı birinci direnç bölgemiz olan bu yükselen çizgiden dönmüştür. Kafayı aşağı doğru güzel bir şekilde indirmiştir. Hacimli bir düşüş olduğundan dolayı buralarda birkaç gün daha oyalanıp yönünün aşağı doğru olacağını düşünüyorum. Burada 46.90 seviyeleri karşımıza ilk satış bölgeleri olarak gelecektir. Yani 46.90'lara doğru, 47'lere doğru geldiğinde arkadaşlar altcoin'ler de ciddi manada primlenmiş olacaklar. Dolayısıyla burada bir satışla karşılaşacak. Dominans yukarı doğru giderken tepki hareketiyle altcoin'lerden de bir kısım para çıkışı olacağını bekliyorum. Tabii ki buraya kadar kazanç sağlasak da asıl kazanç aslında buranın kırılmasıyla olacak. Buranın kırılıp kırılmayacağına yönelik herhangi bir tahminde bulunmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bizim buradaki niyetimiz grafik okumaktır. Bizim niyetimiz tahminde bulunmak değildir. Bilimsel verilerden kesinlikle şaşmayacağız. Desteklerde alacağız, dirençlerde satacağız. Eğer yükselen trendimiz kırılırsa stop olup temkinli tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Yükselen trend içerisinde fiyatın tekrardan girmesi halinde sattığımız coin'i gerekirse biraz daha pahalı olmak kaydıyla yukarıdan alacağız. Bu bize neyi sağlayacak arkadaşlar? En yüksek kazancı en düşük kaybetmeyi sağlayacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu disiplinde giderseniz bu piyasalarda başarı yakalayacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar altcoin'lerin düşmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Elinizdeki coin'e sahip çıkın. Orta vadede güzel yerlere geleceğini ben düşünüyorum. Artık altta kıracağı çok fazla destek kalmadı. Tüm destekleri zaten kırdılar. %99 civarında piyasayı düşürdüler. Bundan sonraki hedefler dirençlerin kırılmasıdır. Her ikisi de kırılmak üzere zaten bu piyasalarda yaratılmışlardır. Şimdiki hedeflerimiz dirençleri kıra kıra, yani tabiri caizse zincirlerimizi kıra kıra arkadaşlar bu paraları kazanacağız. Lütfen yayınları takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar burada sizler için teknik yorumlarda bulunuyorum. Eğitici niteliğinde videolar çekiyoruz ve bu videoların birçoğunu birlikte çiziyoruz. Bu yayınları izliyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ancak abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olun arkadaşlar. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone olmadan izliyor ve bu durum ister istemez benim performansımı da etkiliyor arkadaşlar. Zor bir şey değil. Lütfen abone olun tuşuna bastıktan sonra yayınları izlemeye kaldığınız yerden devam edin arkadaşlar. Bu yayınlar sizin daha başarılı olmanızı sağlamak için yapılıyor. O yüzden arkadaşlar yayınımıza ve kanalımıza sahip çıkalım. Sizin vereceğiniz desteklerle birlikte çok daha güzel grafiklerle görüşmek üzere diyorum. Hepinize bol kazançlar.